Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşında hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Dünya, yurt, Bursa gündemi birçok konu başlığımız oluyor. Satırbaşlarını masaya yatırıyoruz efendim. Bugün de aslında dünyada çok konuştuğumuz birçok başlığı, gündeme gelen birçok başlığı konuşacağız. Ve Rotary özelinde de konuşacağız. Rotary ailesinin çünkü önemsediği birçok başlık var. Gündeme getirdiği yıl içerisinde dönemsel olarak bu noktada toplumsal konuları dert edindiği birçok başlık var. Bu başlıkları bir kez daha masaya yatıracağız bugün. Çok kıymetli bir konuğumuz stüdyomuzda. Hemen ona merhaba demek istiyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum. 2440. bölge dönem guvernörü Nedim Atilla stüdyomuzda. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz Nedim Bey diye başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Bursa'nın bu seçkin yayın kuruluşunda bulunmaktan çok mutluyum, onu ifade edeyim. Biz de teşekkür ediyoruz. Zaman zaman Bursa'ya geliyorsunuz, ziyaretleriniz evet, oluyor evet, aslında. Evet. Geçmişte de gelecektim ama bir sıkışıklıklar olunca evet, falan gelemedim. Ama kısmet bugüneymiş. Özellikle bu hafta olması daha da hoşumuza gitti. Çünkü benim de çok hoşuma gitti. 10 Ocak Gazeteciler Günü kıymetli Türkiye'de. Basın kanunun evet, başlama süreci ve tarihsel süreci için çok önemli. Bunun için de bir mesaj vererek başlamak ister misiniz? Söyleşimizde ne dersiniz? Tabii tabii. Efendim dün 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü. Bu biz gazetecilerin, ben de biliyorsunuz artık 2022 dediğimize göre 43 yıllık gazeteci evet, durumuna geldim. Bizim gazetecilerin çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 212 sayılı yasanın çıkışının yıl dönümü bu. Evet. O yüzden bir yandan da çalışan gazeteciler deniyor. Çünkü o zamanlar tabii şimdi çalışmayan gazeteci, yani burada çalışmayan ya da işsiz gazeteciler kastedilmiyor. Böyle bir ötekileştirme yok. O zaman böyle bir laf, böyle bir söz bulunmuş. Çünkü o sırada gazete patronları var. İşte tek kişinin çıkardığı, bugünkü bazı internet siteleri gibi tek kişiyle çıkan yayınlar var. Bir de gerçekten emek veren, bu işe fikir işçiliği yapan insanlar var. Onları birbirinden ayırmak için bu yasa çıkarılmış zamanında. Ama bugün tabii artık gazeteciliğin çok daha önemsenmesi gereken, gazeteciliğin problemlerinin çok daha önemsenmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın her yerinde medyanın, gazetecilerin özgürlüğü demokrasiyle özdeşleşmiştir. Bir ülkede demokrasinin varlığının ya da yokluğunun en önemli göstergelerinden biridir gazetecilerin özgürlüğü. Özgürce haber yapabilmeleri, özgürce yorum yapabilmeleri, özgürce halkın problemlerini sütunlarına, televizyon ekranlarına, web sitelerine yansıtmaları bütün dünyada önemseniyor. Bizi de önemseniyor. Fakat tabii son yıllarda dün bizim Yıldırım Beyazıt Rotary Kulübümüzün düzenlediği müthiş bir panel vardı. Yani dijital çağda gazeteciliğin dönüşümü diye bir gerçeğimiz de var. İşte bu dönüşüm acaba gerçekten bu demokratik ilkeler içinde mi olacak, bitecek? Acaba bunlar gazeteciler için yararlı olacak mı? Gazeteciler bütün düşüncelerini istedikleri gibi dile getirebilecekler mi? Bunu tartıştık kıymetli Bursalı gazeteci dostlarımızla. Soru çok. O yüzden dünkü günün, yani 10 Ocak Gazeteciler evet, Günü'nün herkes tarafından çok önemsenmesi gerekiyor. Hı hı. Merkezi yönetim tarafından, yerel yönetimler tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından, sokaktaki insan tarafından, herkesin gazetecileri önemsemesi gerektiğini hatırlatmalı artık bize 10 Ocak. Şayet bugün gazeteciyi önemsemezseniz bir süre sonra sizi önemseyecek kimseyi bulamazsınız. Çünkü Büyük Atatürk ne demiş? Basın milletin hür sesidir. Evet, basın gerçekten bugünkü sözcüklerle medya, Büyük Atatürk'ün dediği gibi özgür bir ses yansıtıyor. Siz medyayı önemsemezseniz, gazeteciyi önemsemezseniz bir süre sonra sesinizi duyuracak bir yer bulamayabilirsiniz. O nedenle 10 Ocak çok önemliydi. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, biz bu teşekkür ediyoruz. Özellikle verdiğiniz mesajlardan da özellikle ben de İletişim Fakültesi mezunuyum. Daha fakülteye gitmeden bu mesleğin demek tanıtımında... Demek ki aynı
şey, aynı eğitimden geçmişiz. Evet, ne güzel, ne güzel. Fakülteye gitmeden önce, bu mesleği seçmeden önce bana bu meslek anlatılırken özellikle bahsedilen gazeteciler tarafından kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme, yargının çok önemli olduğu ve dördüncü kol, görünmeyen kol basının olduğu söylenirdi. Bu söylemi birazcık tekrar hatırlamamız gerekiyor galiba. Kesinlikle. Çok az önce söyledin işte. Bir demokrasi bir üçgen üzerinde durur. Yasama, yürütme, yargı. Ama bunun denetlenmesi gerekir. Evet. Kamu adına, halk adına denetim ancak basınla olur. Gazetelerle olur, gazetecilerle olur. Özgür düşünen, sansürlenmeyen ya da otosansür uygulamayan, otosansür uygulamak zorunda bırakılmayan gazetecilerle olur. Ve bunu yapabilmek her zaman çok kolay olmuyor. Evet. Bu denetim için, yani yasamanın da sürdürülebilirliği için, yürütmenin de sürdürülebilirliği için, yargının da özgür olabilmesi için her zaman gazetecilere ihtiyaç var. Evet, kıymetli. Güzel bir başlıkla başladık bugün söyleşimize. Keyifli oldu. Peki. Teşekkür ediyorum. Mesajlarınız kıymetliydi. Peki şimdi programın başında da söyledim. Şimdi dünyada konuşulan, Türkiye'de insanlığın konuştuğu birçok toplumsal gerçeklik var. Özellikle biz pandemi döneminde bunun kıymetini bir kez daha anladık. Yani dünyada yaşanan bu sorunları, problemleri aslında insanlığın dert edip bu problemler üzerine kafa yorması ve çözüm noktaları araması. Tam da bu noktada aslında Rotary'nin çarkları da bu konuları gündeme getirerek ve üzerinde durarak, altını çizerek insanlık için özellikle bu mesajları vererek yoluna devam ediyor açıkçası. Ben kesinlikle böyle bakıyorum olaya. Bakın, bizim buyurun, çarklarımız iyi işler için döner. Temiz işler için döner. Adaletli işler için döner. Rotaryenler iyi insanlardır. Bir Rotaryenin kötü bir şey yaptığını görmezsiniz. Rotaryenler temiz insanlardır. Bir Rotaryenin pis işlerle uğraştığına tanık olmazsınız. Rotaryenler adil insanlardır. Bir Rotaryenin adaletsiz bir iş yaptığını görmezsiniz. O kadar çok iyi olmayan, temiz olmayan, adil olmayan şeyler haber oluyor ki biliyorsunuz. Hı hı. Ama bunlar hiçbir tanesi Rotaryen değildir. Hepsi dediğim gibi adaletli insanlardır, tertemiz insanlardır. Hı hı. Kötülük bilmezler. Ve bütün dünyada bir laf vardır. Rotaryenler kötü iş yapmaz. Biz hep iyi işler yapmaya çalışırız. Evet. Şimdi bu işler içerisinde gündeme aldığınız, odak noktanızı aldığınız konular da var. Evet. Özellikle 7 öncelikli odak noktası. Ben biraz 7. saradım. Aa, çok iyi çalışmışsınız. Bunlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Keyifli konular. Hep konuştuk. Temizlik, hijyen, doğa, tabiatın korunması, ekonominin gündemi, toplumsal kalkınma, birçok başlık var. Nedir bu 7 ana gündemimiz bizim? Neleri öncelik aldık? Öncelikle şunu söyleyeyim. Dünyada 1 milyon 200 bin Rotaryen, biraz fazla yani birkaç bin fazla, 200-250 bin kadar Rotaraktör, 100 bin kadar interaktörle biz yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir aileyiz üye bazında. Ama herkesin bir 4 kişiyle ailesi olduğunu düşünsek 6 milyon kişilik bir aileyiz dünyada. Ama 6 milyon kişilik bir aile ne kadar güç doğusu olsun, ne kadar çok parası olsa olsun bir şeyleri değiştiremez. Biz az önce sözünü ettiğiniz 7 öncelikli alanda, odak alanımızın yanı sıra bazı yerel işlerimizde de aslında dünyayı değiştirmek isteyenler için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Mesela barış diyoruz. Barış ve anlaşmazlıkların çözümü. Biz Rotaryenler barıştan yanayız. Kalıcı dünya barışından yanayız. Ama dünyanın her yerinde savaş var. Bu savaşları engelleyebiliyor muyuz? Engelleyemiyoruz. Niye? Ama şunu yapıyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bugün Rotaryenleri boşaltmamak lazım. Bugün Birleşmiş Milletler'de ofisi olan tek kurum, tek sivil toplum kuruluşu Rotary'dir. Çünkü Rotaryenler Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesini kaleme alan insanlar. Çünkü Rotaryenler insan hakları evrensel beyannamesini kaleme alan insanlardır. Meclis Akam, Milletler Meclisi kurulmadan, büyük Birleşmiş Milletler kurulmadan önce de Rotaryenler hep o barışı vaz etmeye çalışıyorlardı. Barış, çünkü barış çocuğun gördüğü düştür.
Yani biz bir çocuğun gördüğü düşün peşindeyiz. Ama biz bunu sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. Ama bunun için farkındalık yaratabiliriz. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve biz şu anda dünyanın birçok ülkesinde barış temalı çalışmaları için karşılıksız doktora bursları veriyoruz. Bunları en iyi şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. O yüzden bayağı anne ve çocuk sağlığı çok önemsiyoruz. Anne ve çocuk sağlığı dediğinizde tabii ki annelerin dünyada hastalanıp ölen çocuklarını annesiz bırakan annelerin sayısının azalmasına çalışıyoruz. Öte yandan çocuk felci diye de bu dünyanın başının derdi olan bir iş var. Evet, şu anda şu kadarcık kaldı. Biz rotaryenler böyle tanımlıyoruz. Şu kadar kaldı sadece deriz. Ama hala var. Ülkemizde son çocuk felci vakası 1999'da görüldü. Bir daha görülmedi çok şükür. Ama bugün dünya buraya geldiyse çocuk felcinde artık 15-20 vakadan bahsediliyorsa, Afganistan ve Pakistan'da sadece onlarda bahsediliyorsa, Afrika kıtası en çok çocuk felcinden insanın öldüğü bir kıtayken bundan tamamen arındırıldıysa bunu rotaryenlere borçlu dünya. Rotaryenlere çok mu parası vardı bunu yapmak için? Hayır, yoktu. Biz de işte küçük orta büyükteki işletmelerin sahipleri, çalışanları, efendim genellikle işte beyaz yakalı meslek grupları, profesyonel iş insanlarıyız. Ama bizim çok güçlü inançlarımız var. Bu nedir? Bu inancımız nedir? Zamanında rotaryenler bundan 30 sene, 40 sene önce biz bu çocuk felcinin kökünü kazacağız dediler. Paraları var mıydı? Yoktu ama itibarları vardı ve Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü ile el ele vererek rotaryenler en dünyanın ücra köşelerine gidip çocukları aşıladılar. Çocuklara şeker içinde aşı vererek çocuk felcini engellediler. Bugün dünya çocuk felcinden arındırıldıysa bunu rotaryaya borçluyuz. Ha, bugün bizim tabii sokaktaki insanın çok umurunda olmayabilir bu durum. Ama ülkemizin içinden geçmekte olduğu, bütün dünyanın içinden geçmekte olduğu şu pandemi sürecinde aşının ve aşılanmanın önemi çok ortaya çıktı. Ve biz bu yıl ne yaptık? Çocuk felci günümüz vardır bizim, 24 Ekim. Polio Day deriz. Hani onun İngilizce adını kullanırız. Biz bu yıl dünyanın her yerinde aşı karşıtlarıyla mücadele etme günü ilan ettik onu. Ve insanları aşı olmaya davet ettik. Aşı olmazlarsa başlarına gelebilecek kötü işleri anlattık onlara. Ve bütün bunları onlara anlattıktan sonra da inandırdık. Bursa'da, İzmir'de, bizim bölgemizde, diğer bölgelerde, İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Samsun'da aşı yanlısı, aşının ne kadar önemli olduğunu anlatan programlar yapıldı. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Ya bir başka konu, orada size not almışızdır. Kuşkusuz toplumsal ve ekonomik gelişme. Evet, bu çok önemli. Biz insanları, yani bu kadar yoksulluğun olduğu, yani dünyada şu anda, işte Birleşmiş Milletler her yıl şey yayınlıyor, 2021 raporu yayınlandı Birleşmiş Milletler'in. Pandemiyle beraber dünyadaki ve ülkemizdeki işsiz sayısı katlandı. Şu anda iş aramaktan vazgeçmiş, yani iş aramaktan umudunu kesmiş insanların sayısını bilemiyoruz. Ama Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 775 milyon insan, yani bu dünyadaki her 10 insandan biri işsiz. Bir dönem çalışıyordu, şimdi işsiz. Ya da mezun oldu, şimdi işsiz. Ha, bu işsizlikle mücadeleyi nasıl biz çözeriz? Çözemeyiz. Öyle bir gücümüz yok. Ama rotaryenler ne yapıyor? Toplumsal ve ekonomik gelişme için toplumun tüm kesimlerinde bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyor. İşte ülkemizdeki iş adamı dernekleriyle, işveren sendikalarıyla köprü kurmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak görüşerek, çeşitli projeler geliştirerek İş yaratmaya çalışıyoruz. İstihdam yaratan projeleri destekliyoruz. İstihdamın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu dile getiriyoruz yani. Evet. Böyle böyle çok örnek var. Yani bizim bölgede de kendi
çapımızda çok değerli işlerimiz var. Mesela Rotary Okulda projesi, Rotary Köye Geldi projesi geçmiş yıllarda çok başarılıydı. Bu yıl 3 konuda çok önemsiyoruz yapacağımız işleri. Bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Sevgili arkadaşım, siz de bir meslektaşım, bir kadın gazeteci olarak tabii farkındasınız. Bakın geçen yıl Türkiye'de 2021'de 280 kadın öldürüldü. Bunun 230'u anneydi. Nasıl hastalıklar sonucu ölen annelerden bahsettik? 230 çocuk, belki daha fazlası, bazılarının birden fazla çocuğu var. 230 çocuk annesiz bırakıldı, öldürüldü. Ve biz insan haklarının olmazsa olmazı, kadın haklarının olmazsa olmazı, çocuk haklarının olmazsa olmazını çok önemseyerek bu yıl Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi kurduk. Ve bölgemizdeki 67 kulüp, bugün çok şükür artık 68. kulübümüz de kuruldu. 68 kulübümüz toplumsal cinsiyet eşitliği programı yapıyor. Çok başarılı. Evet. Bunu beceriyorlar. Gerçek gıdayı da çok önemsiyoruz. Bu dönemin bir başka konusu bu. Ben hatta dünyanın önemli gündemlerinden bir tanesi artık gerçek gıda. Temiz su, gerçek gıda. Ya tabii sen, şimdi şu suyu içiyoruz çok şükür. Ama şu anda 800 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Özellikle su için, suya ulaşamayan, temiz suyu geçin, suya ulaşamayan, ciddi anlamda su kuyularının açılması gereken ülkeler de var. Evet, işte biz buralarda çalışıyoruz yani, bu ülkelerin hepsinde, özellikle Afrika'da, Güney Asya'da çok önemli şeylerimiz var, yani çalışmalarımız var, kulüplerimiz çalışıyor. Türkiye'de de, bakın Türkiye bugün henüz su fakiri bir ülke değil. Ama Türkiye'nin su fakiri ülke olmasına az kaldı. Çünkü bu küresel ısınma dediğimiz lanet şey maalesef bizim ülkemiz için de sıkıntı yaratıyor. Ve bunu, tüm dünya artık küresel bir kriz diyoruz biz buna. İşte Şubat ayı başında Dünya Su Günü'nde, 22 Mart Dünya Sulak Alanlar Günü'nde biz çok önemli etkinlikler yapacağız. Bakın bizim bölgemizde çok ciddi sıkıntılar var. Bizim bölgemizdeki bütün nehirlerden zehir akıyor. Bursa'da Nilüfer Çayı'nın içinden çıkan balıkları kediler yemiyor. Niye yemiyor? Çünkü zehir akıyor. Bu yıl ilk defa Batı Anadolu Nehirleri Komitesi kurduk. Ve burada da Nilüfer Rotary Kulübümüz Nilüfer Çayı'na dikkat çekti. Gediz Çayı'na, Gediz Nehri'nin zehir akıyor olmasına dikkat çekti arkadaşlarımız. 22 Mart Dünya Su Günü'nde artık geri dönemez şekilde kurumuş olan Göl Marmara, göl kayboldu. Göl, yani bir göl yani bundan 3 sene önce var olan bir göl şimdi yok. İçinde balık tutulan, kerevi tutulan bir göl kurudu. Buna dikkat çek. Ya biz o gölü tekrar geri getirebilir miyiz? Dikkat çekersek belki kamunun, belki ilgili otoriteleri de buna şey yaparlar, evet. Alakadar olurlar. Bu çok önemli. Aynı özellikle şekilde Küçük Menderes, Büyük Menderes, bu nehirler, Bakırçay, çok ciddi kirlilik taşıyorlar. Ve bunlar Ege Denizi'ni yok ediyor. Ege Denizi bu anlamda, mesela biz Ege Denizi Komitesi kurduk bu sene. Sırf Ege Denizi'nin farkına varsın diye. Bursa'da, Mudanya'da, Gemlik'te, Çanakkale'de, dostlarımız Bandırma'da, Marmara Denizi Komitesi çerçevesinde Marmara Denizi'nde geçen yıl başlayan, bu yıl büyük olasılıkla yenilenmesinden büyük kaygılar duyduğumuz bu müsilaj meselesini, bu pis köpüklerden nasıl kurtarabiliriz için kafa yoruyorlar. Bilim insanlarıyla işbirliği yaparak bunları sürdürüyoruz. Yani evet, tam da bu noktada aslında biz küresel kriz diyene kadar işte küresel ısınmayı konuşuyorduk. Ozon tabakasını konuşuyorduk, gündeme getiriyorduk ama artık küresel bir krizle karşı karşıyayız. Kesinlikle. Kapımıza kadar geldi bu kriz. Özellikle müsilajla birlikte artık deniz alarm vermeye başladı. Bakın bir süre sonra sıkıntı yaşıyoruz. Ne lüfer yiyebileceğiz, ne çinekop. Zaten çinekop yemeyelim, boyu küçük olduğu için. Ne palamut yiyebileceğiz, ne kalkan bulabileceğiz. Hiçbir şey bulamayacağız. Evet. Dünya buraya doğru gidiyor hızlı bir şekilde. Bulamayacağız. Ve bulamayınca sıkıntımız çok daha yüksek olacak. Yani denizler
bütün dünyada çok önemli protein kaynakları, insanların beslenme kaynakları. Bunu kaybettiğimiz zaman ne olacak? Aslında ve doğal ve deniz doğal beslenme sunuyor bize. Evet, tam bunu da bu açıdan insanlığın bu noktada tehdidi de ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani evet, doğanın tahribatı, bunu hepimiz şu anda görüyoruz. Belki üzülüyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama bir sonraki aşamada da insan sağlığının tehdidi ortada ve insanlığın yok oluşu ortada. Bunu da söyleyelim. Vaktim dahilinde Rotary Vakfı'nı da sormak istiyorum. Rotary Vakfı ne yapar, nasıl çalışır? Rotary Vakfı bu sözünü ettiğimiz projeler içinde, yani o öncelikli alanlar içinde 1'e 10 veren çok önemli bir kurumdur. Harika. Rotary Vakfı dünyada Bill Melinda Gates Vakfı başta olmak üzere dünyadaki çok önemli kurumlarla işbirliği yapar. Hı hı. Ne yaparsınız? Mesela şimdi biz ne yapıyoruz? Orman yangınları çıktı Marmaris'te, Bodrum'da. Biz Rotary Vakfı'ndan hiç bir şey beklemeden aldığımız parayla o şeye, insanlara, mesela kovanlarını kaybedenlere kovan, canlı hayvanlarını kaybedenlere canlı hayvan. İhtiyaç niye? Hiç kimse. Yani bizim Rotary Vakfı'na Türkiye bir verdiyse 10 katını hep aldı yıllardır. Rotary Vakfı bu anlamda bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok yararlı. Bir de yani dünyada şimdi İsveç'teki bir adamın Rotary Vakfı'nın gelirlerine ihtiyacı yok ki, Norveç'teki bir Rotary'ni yok ki, Almanya'daki bir Rotary'ni yok ki, ama Türkiye'deki insanların var. Ve biz bu yıl toplum birlikleri kurarak, toplum birliklerimiz üzerinden Rotary Vakfı'na, Rotary Vakfı'nı kullanarak çok önemli destekler sağlıyoruz. Okullara sıralar yapıyoruz, yanmış şeyleri yeniliyoruz. Yanmış evleri ayağa kaldırıyoruz. Bizim gücümüz sınırlı. Ama örnek oluyoruz insanlara. Ya baksana, şuradan Rotaryenler geldiler, şu okulu iyileştirdiler, ne de güzel oldu bu iş diyorlar. Sonra çok güzel bir şekilde örnek oluyoruz yani insanlara. Bu mesajı da verelim. Toparlarsak bugün birçok başlığı konuştuk. Yani dünyanın da konuştuğu başlıklar aslında bunlar. Bizim gündeme aldığımız, gündemimiz içerisinde olan başlıkların tamamı. Pandemi ciddi anlamda yaşamlarımızda değişiklikler yaptı. Birçok farkındalığı bize bir kez daha hatırlattı. İnsanlık için, sağlık için doğru beslenmenin ne kadar önemli olduğu vurgusu ortaya çıktı. Ben çok söyleyemedim. Yani biz bu yıl mesela gerçek gıda projeleriyle memleketteki insanların, yani yedikleri şeylerin gerçekten ekmek olup olmadığını sorgulamaya, aldıkları sebzeleri, yedikleri etleri hepsini sorgulamaya davet ettik. Özellikle kötü yağ kullanımının, glikoz kullanımının, şeker pancarından yapılmamış şekerler yerine mısır şurubundan yapılmış yiyeceklerin ne kadar zararlı olduğunu anlatarak gerçek gıdalarında da farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Derdimiz bu. Evet. Yoksa gidip keşke herkesin önündeki mısır şurubunu alsak, ama herkes mısır şurubuyla besleniyor maalesef. Ve mısır şurubu vücudumuzdan atılamıyor. Ama bunu da hatırlatmak lazım. Hatırlatıyorsunuz. İşte biz diyoruz bak, ya en azından hani Türkiye'de 6000 Rotaryen var. Bu 6000 Rotaryen 5 kişide 30.000 kişiye bunu yaysa bile kârdır diye bakıyoruz. Diye bakıyoruz. Yani böyle, yani onu böyle yapmaya toparlarsak son mesaj ne olsun? Buyurun. Sonrasında kapatacağız. Biz bu yıl uluslararasında bütün dünyada aynı sözün arkasında duruyoruz. Hizmetlerimizle hayatları değiştirelim. Bu nedir? Biz bir hizmet kuruluşuyuz. Biz insanlara hizmet etmek istiyoruz. Bütün bakın bu yorgunluğumuz, bu emeklerimiz, bu çabalarımız hep bundan. O yüzden benim son sözüm yine burada herkese aynı şey olacaktır. Hizmetlerimizle hayatları değiştirelim demek çok değerli bir şemsiyedir. Bu şemsiyenin altında toplanalım. Evet. Şayet bizi dinleyenlerden Rotaryen olmak isteyenler varsa bize ulaşabilirler. Bana her türlü sosyal medyadan ulaşabilirler. Kendilerine
kapılarımız açıktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda farkındalık yaratacak birçok başlığa değinmiş olduk. Evet, yani böyle satır başına bir şeyler söyleyebildiysek satır başı diyebileceğimiz ne mutlu bize. Birçok satır başımız oldu aslında bugün. Çok da keyifli oldu. Ben çok teşekkür ediyoruz efendim teşekkür program ederim. Ekibimizin sağ adına. Noktalıyoruz. Satır başı için süremizi tamamladık. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.